34'ten fazla ülkeden gelen Hristiyan liderler, Papa Francesco tarafından onaylanan türünün ilk örneği olan girişimi başlatmak üzere Kutsal Kitap Müzesi'nde bir araya geldi. 34'ten fazla ülkeden gelen Hristiyan liderler, Papa Francesco tarafından onaylanan türünün ilk örneği olan girişimi başlatmak üzere Kutsal Kitap Müzesi'nde bir araya geldi. Kutsal kitabın tüm insanlık için önemini bildirmek ve 1600'den fazla dilde yeni ve eski antlaşma çevirisinin olmadığı göz önünde bulundurularak bu açıklığın kapatılması çağrısında bulunmak bu girişimin ana hedefleri arasında. Hareket aynı zamanda Batı kültüründe çocukların yeniden kutsal kitap öğretişlerine uygun yetiştirilmesi çağrısında da bulunuyor. Girişimin bir parçası olarak binlerce insanın dua edebileceği ve Tanrı'ya tapınacağı çeşitli organizasyonlarda düzenlenecek. 2020 Küresel İncil Yılı'nın 6 hedefi ise şunlar: dua etmek, tercümanlık, dağıtmak, eğitmek ve insanları Tanrı sözüyle motive etmek. Vatikan'ın yayınladığı bir videoda ise Papa Francesco bu girişim hakkında övgü ve teşvikte bulundu.